Merhaba çocuklar. Bu dersimizde Türkçeden olayların oluş sırası okuduğumuz metinde, günlük yaşamımızda ya da okula geldiğimizde neler yaptığımızı bu olayları sırasına göre oluş sırasına göre sıraya koymaktır. Ne yaparsınız? Olayların gerçekleşme sırasına göre anlatılırken önce sonra, bakın, daha sonra, sonunda ve en sonunda. Yani şu oluş sıralarını buna göre ayarlamamız, tarımlamamız, anlatmamız gerekir. Örneğin, önce ne yaparsın sabahleyin kalktığında? Kalkarsın, önce kalktım. Sonra kıyafetimi giydim. Daha sonra elimi yüzümü yıkadım. Sonunda kahvaltımı yaptım. En sonunda evden okula, servise binerek okula geldim. Yani olay sırası bu. Şimdi, örnek cümleler var. Bakalım. Karnı acıkan kedim önce yanıma geldi. Bakın, önce. Bu birinci. İkinci, sonra ona süt verdim. İkinci bir olay. Yanına geldi. Adam ona süt verdi. Üçüncü, daha sonra ne oldu? Benimle oyun oynamaya başladı daha sonra. Sonunda yoruldu. Oynadı, oynadı, yoruldu. En sonunda ne olacak? Bu sefer gidip yerine yatacak, uyuyacak. Bu olay sırasına göre bu şekilde anlatacağım. Aşağıda verilen cümleleri oluş sırasına göre sıralarsak. Yaz tatilinde ailece pikniğe gittik. Bu birinci olay. Önce pikniğe gitmişler beraber. Sonra ikinci bir şey, önce hep beraber karnımızı doyurduk. Bu ikinci olay. Üçüncü olay, sonra kardeşimle bisiklete bindik. Yemek yedikten sonra. Dördüncü, annemle babamla daha sonra ip atladık. Bu da dördüncü olay. En sonunda da ne oldu? En sonunda da eşyalarımızı toplayıp eve döndük. Demek ki olayları oluş sırasına korken önce, sonra, daha sonra, sonunda ve en sonunda olarak olayları anlatacağız. Sabahleyin kalktım, okula geldim. Hayır, bu böyle anlatılmaz. Sabahleyin kalktıktan sonra neler yaptın, okula gelene kadar neler yaptığını oluş sırasına göre olayları anlatacaksın. Burada bilim ve teknoloji, akıl tahtasında Perseid meteor yağmuru halk arasında yıldız kayması olarak bilinir. Aslında gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bir olaydır. Yıldızlarla ilgisi olmayan bu meteorların çoğu kum taneciklerinden daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik molozlardan oluşur. Şöyle diyor. Uzayda atmosferin dışında, hava tabakasının dışında başı boş gezen gök taşları vardır. Bunlar atmosfere dünyaya doğru yaklaşırken atmosfere girerler. Girince bir kalkan görevi yapan atmosfer bunların parçalanmasına, küçük kum tanelerine dönüşmesine neden olur. Bunlar da dünyaya yaklaşırken hızla atmosferden geçerken bir sürtünme ve kızışma olur. Sürtünmeden dolayı. Ve bu bize ışık şeklinde görünür. İşte biz bu olaya ışık kayması, halk arasında ışık kayması denir. Büyük parçalarında dünyamıza düşen büyük parçalarında vardır. Küçük taş, kayalar şeklinde. Ama daha çoğunlukla kum taneleri şeklinde ne yapar? Dönüşür. Kimi zaman atmosferin çekim alanının içine girerek meteorlar bu aşamada uzayda çok hızlı ilerler. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar arkalarında ışık izi bırakarak giderler. Yaşanan bu hızlı ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışma meydana gelir. Oluşan bu kızışmaya meteor yağmuru denmektedir. İşte buna meteor yağmuru deniyor. Perseid meteor yağmuru en bilinen göktaşı yağmurlarından birisidir. Perseid, yani şu başlık olarak bunun adını Perseid
meteor yağmuru koymuşlar. Meteor yağmurları 1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Svetutle adlı kuyruklu yıldızdan arda kalan kalıntılardan oluşmuştur. Bu yağmur eğer gece gerçekleşirse, yani bu olay gece gerçekleşirse güzel bir görsel şölene dönüşür. Bu şölen açık havada şehir ışıklarından uzak yerlerde çıplak gözle görülebilir. Ülkemizde en son görülen bu olay 2017 yılında Ağustos ayında Kapadokya'da, İç Anadolu bölgesi Kapadokya'da, Kırşehir, Nevşehir o bölgede daha iyi gözlemlenmiştir. Burada dünyamızın meteor görüntülerini görüyorsunuz. İşte bu yıldız kayması dediğimiz olay budur. Yani aslında yıldız kaymıyor. İşte o meteorların sürtünme, kızışması ve küçük parçalara ayrılması sonucu oluşan bir olaydır. Evet, bunları niye anlatıyoruz? İleride olaylar sırasına göre koyacağımızı anlatacağım. Aşağıdaki soruları Perseid Meteor Yağmuru adlı metne göre değerlendirin diyor. Yani cevaplandırın. Perseid Meteor Yağmuru halk arasında nasıl biliniyormuş? Nedir? Yıldız neyidir? Yağmuru olarak halk arasında yıldız kayması olarak ne yapılıyor? Biliniyor. Meteor yağmuru nasıl bir olaydır? Bakalım. Göktaşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerken sürtünme sonucu yansımasıyla oluşan bir olaydır. Yani hava tabakası içerisinde, atmosfer tabakası içerisinde meydana geliyor. Tabii bu dünyamızın toprak, yer küreyle, kaya katmanıyla, kayışlarla atmosfer arasındaki boşluk, hava katmanı diyoruz. Bu farklı farklı, dünyamızın etrafında farklı mesafede oluşabiliyor. 120 kilometre ile daha aşağıya doğru kalınlıkları oluşabiliyor. Yani her yerde dünyamızın atmosfer tabakası aynı yerde kalınlıkta değil. Farklı kalınlıklarda olabiliyor. Meteorların yapısı nasıldır? Bakalım. Kum tanelerinden daha küçük, metne göre küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik molozlardan oluşur. Hatta geçen aylarda Bingöl mü, Muş mu, oraya bir parça düştü. Onun çok kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, Amerikalıların onu satın aldığını, büyük para vererek satın aldıkları, işte o meteor parçalarının olduğunu anlattılar bize. Evet. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına da Y koyunuz. Meteor yağmuru yıldız kayması olayıdır. Bakalım. Doğru. Uzayda çok hızlı hareket eden meteorlar arkalarında bir ışık izi bırakırlar. Bakalım. Doğru. Meteor yağmuru her sene ülkemizde görülür. Olmaz. Evet. Yanlış. Meteor yağmurunu çıplak gözle görmek mümkündür. Evet, görülebilir. Zaten görülüyor. Ülkemizde en son 2017 metne göre orada var, bakın. Şöyle geriye geçeyim. Bakın, 2017 yılında burada göstermiş, bunu gösteriyor. Evet. Yağmuru çıplak gözle görebilir. Evet, buna geldik. Doğru. Perseid Meteor Yağmuru Steve Türk'le adı verilen kuyruklarınızdan arka kalan kalıntılardan oluşmuştur. Doğru. Evet. Perseid Meteor Yağmuru'nun görsel şöleniyle izlenmesi için özel gözlüklerimizin olması gerekmez. Hayır, gece olması gerekir diye söyledik. Bunlar da bu şekilde cevaplamış olduk. Olay sırasına göre. Evet, sözlük çalışmasında meteor, aşağıdaki kelimenin anlamlarını eşleştiririz. Yani şunların, meteor nedir? Nedir? Dünyayı ya da herhangi bir gök cismini saran gaz katmanı mıdır? Hayır, bu nedir? Atmosferdir, gaz katmanı. Meteor, genellikle yapılanda atılan taş, kalıntılar, toprak, kireç ve benzer olan oluşan döküntü. Evet.
Şuraya bakalım. C moloz oluyor. Meteor bakalım. Gezegenler arasında dolaşan taş paçandan yer biridir. Evet budur. Meteor. Şuna bakalım. B atmosferdir. Hava tabakası. Onu söyledik. Gökyüzü gözü gönlü doyuran güzel şey. Evet. Bakın şöyle. Evet. Evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili ne? Bakalım. Kozmik. Evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili. Bir diğeri bir bütünden arta kalan parçalar. Artık geriye kalan kalıntı. Evet. F şıkkı olarak. Evet. Burada sıralama olarak nedir? Sözlükte mesela birinci sıraya bakıyoruz. En birinci hangisi? Y, M, M, K. K, L, M. Öyleyse bu birinci sıra olması lazım. Değil mi? Bakın birinci sıra. Sonra M ortak olduğu için başta ikinci harfe bakıyorum. E önce geliyor. Öyleyse ikinci sıra bu. Ve bu üçüncü sıra olur. Y de en son olduğu için biz bunu da dördüncü sıraya alıyoruz. Burada birinci kelimeler arasında hepsi de aynıysa, birinci sesler aynıysa ikinciye bakacağız. İkincisinde de aynıysa üçüncüye bakacağız. Alfabetik sıraya göre ne yapacağız? Sıraya koyacağız. Şimdi bu ikinci sıraya bakalım. Gök taşı, dünya, atmosfer, kozmik. Kelimelerine bakalım. İlk harflerine bakıyorum. G, D, A, kozmik, K. Öyleyse alfabemizde birinci harf A, ikinci harf B. Öyleyse A birinci olması gerekir. Evet. Sonra D, A, B, C, D, ikinci sıra, G, üçüncü, G, H, I, J, K, en sona geliyor. Evet, bu da dördüncü olarak ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Yine uzay, ışık, kızışma şöyle. Alfabetik sıraya göre baktığımızda hangisi önce gelir? U mu, I mı, K mı, Ç mi? Evet, alfabetik sıramıza göre önce I, I, Ş, K, I önce gelmesi gerekir diye düşünüyorum birinci. Sonra I, I, J, K. K gelmesi lazım. Evet, ikinci harfimiz bu olacak. Üçüncü Ş, S, T, U. Ş önce geliyor, üçüncü. Evet, bu da dördüncü alfabetik sıralamada yer alır. Yani alfabetik sıralama deyince birinci harfler önce geliyorsa hangisi önce? A ise birinci O'dur. İkinci harfler de aynı ise bu sefer üçüncü harfi ne yapacağız? Kontrol edeceğiz. Evet. Şimdi gelelim olayların oluş sırasına. Aşağıdaki olayları okuduğunuz Perseid meteor yağmuru metnindeki oluş sırasına göre numaralandıralım. Yıldızlarla ilgisi olmayan bu meteorların çoğu kum tanesinin daha küçük boyutlu kaya parçaları ve kozmik molozlardır. İkinci sırada yer alıyor. Perseid meteor yağmuru halk arasında yıldız yağmuru olarak bilinir. Evet, birinci sırada. Uzayda çok hızlı bir şekilde hareket eden meteorlar arkalarından ışık izi bırakarak giderler. Yani okuduğumuz metne göre bu kaçıncı sıradaymış? Bakalım. Dördüncü sırada. Kimi zaman atmosferin çekim alanı içine giren meteorlar bu aşamada uzayda çok hızlı ilerlerler. Evet, üçüncü olay sırasına göre oluşan bu kızışmaya meteor yağmuru denmektedir. Evet, yaşanan bu hız ilerleme ile birlikte hava ile sürtüşme yaşanır ve meteorda kızışmalar meydana gelir. Bu da beşinci sırada yer alır.
Bilim deyince beyin fırtınası yaratıyoruz. Bilim deyince ilk akla gelen nedir? Bakalım, araştırma. Ne gelebilir başka? Deney. Bilimde deney gereklidir. Çünkü olayları tekrarlanabilme olayıdır. Diğeri bilim insanı. Bir bilim adamının olması lazım. Evet. Bir diğeri de uzay. Uzayla ilgili bilim deyince bunlar deney, araştırma, bilim adam insanı ya da uzay kelimeleri bize neyi çağrıştırıyor? Bilim kelimesinin çağrıştırdığı kelimeler. Beyin fırtınası dediğimiz olay bu. Teknoloji deyince aklımıza ilk gelen ne olabilir? Bakalım. Cep telefonu. Evet, teknolojik bir üründür. Cep telefonu gelebilir. Efendim, ne gelebilir? Bakalım. Bilim gelebilir. Bunlar bilimin ürünüdür. Teknolojik ürünler. Bir diğeri bilgisayar aklımıza gelir. Bu da teknolojinin ürünüdür. Evet. Bir de iletişim aklımıza gelir. Değişik nedir? Televizyon gibi sözlü, yazılı, görsel iletişim araçları aklımıza gelir. Bu şekilde de bu dersimizde olayları sırasına göre koyma, oluş sırasına göre sıralama, okuduğumuz metinleri peki olayları sırasına göre koymaya çalışalım. Bu dersimiz burada bitiriyorum. Hepinize sağlıklı günler, hoşça kalın.